bir çözeltinin 1 litresi de çözülmüş olarak bulunan maddenin mol sayısına o maddenin molaritesi veya molar derişimi denir. Büyük M harfiyle de gösterilir. Molar derişim hesaplamalarında bu bağıntı kullanılabilir denilmiş. Yani molarite eşittir M bölü V diyoruz. Buradaki M molarite molar, küçük n mol, V de hacim ve birimi litre olacak. Buna göre 2 mol potasyum nitrat katısının tamamen çözülmesiyle hazırlanan 250 metrelik sulu çözeltinin derişimi kaç molardır diye sorulmuş arkadaşlar. Şu formülde yerine yazmamız lazım. Molarite eşittir. Molümüz 2. Böyle hacmimiz bakın litre olmak zorunda ama burada mililitre verilmiş. Bunu öncelikle litreye çevirmeniz lazım. Yani nasıl çevirebilirsiniz? 1 litre 1000 mililitre ise kaç litre? 250 mililitredir. Buradan x eşittir 250 bölü 1000. Şuradan bir sıfır attık. Şuradan da bir sıfır attık. 25 bölü 100'den bu işlemin sonucu 0.25 litre çıktı. O zaman 0.25. İstiyorsanız hocam ben virgüllü sayıları sevmiyorum diyorsanız şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. 25'e bölerseniz 1, 25'e bölerseniz 4. Yani bu işlemin sonucu 1 bölü 4 olarak da yazılabilir. 1 bölü 4 yazdık. Şimdi buradaki 1 bölü 4, paydadaki 1 bölü 4 yukarıya ters çevrilip çarpma olarak gider. O zaman 2 çarpı 4'ten bu işlemin sonucu 8 molar olarak çıkar. Yani cevap E seçeneğidir. (200 mililitre) 0.2 molarlık glikoz sulu çözeltisinde kaç gram glikoz çözülmüştür diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle molü bulursak oradan da gramı bulabiliriz. Molü bulmamız için de şuradaki değerlerimizi kullanacağız. Şimdi molarite eşittir. M bölü V diye bir formülümüz vardı. Birinci soruda da belirtmiştik. Şimdi molaritemiz 0.2 eşittir. Mol bölü hacim litre olacak arkadaşlar. Yani bu formülü kullanıyorsanız hacmi litreye çevirmek zorundasınız. Şimdi 200 mililitre denilmiş. 1 litre 1000 mililitre ise kaç litre 200 mililitredir? Deyip buradan x eşittir 200 bölü 1000. Evet bu işlemin sonucu şöyle yapılabilir. Şuradan 2 sıfır atarsınız. Buradan da 2 sıfır atarsınız. 2 bölü 10'dan 0.2 litre çıkar. O zaman şurası da 0.2. O zaman buradan mol eşittir. 0.2 ile 0.2'yi çarparsak şu 0.2'yi karşıya attık. Çarpım olarak geçti. 0.04 mol çıktı. Evet molünü bulduk. Bize gramını sormuş. Gram için de şöyle yapabiliriz. Mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. 0.04 eşittir. Kütlemizi bilmiyoruz. Mol kütlemiz 180 parantez içerisinde verilmiş. O zaman buradan şöyle olur. 180'i yine karşıya attık. Çarpım olarak geçti. 180 çarpı 0.04. Arkadaşlar 180'i 4 ile çarparsanız 720 çıkar. Yani şunun anlamı da virgülden sonra iki sayı olmasının anlamı da bölü 100 demektir. Sonuçta siz istiyorsanız bunu şöyle de yazabilirsiniz. 4 bölü 100. Yani 180'i 4 ile çarpıyorum. 720 çıkıyor. Bölü 100 var. Buradan bir sıfır attık. Buradan da bir sıfır attık. 72 bölü 10'dan bu işlemin sonucu 7.2 gram olarak çıkar. Yani cevap C seçeneği olur arkadaşlar. (0,02 mol) potasyum bromür katısı çözülerek kaç mililitrelik sulu çözelti hazırlanırsa çözeltinin derişimi 0.5 olur diye sorulmuş arkadaşlar. Yani şuradaki mol bölü litre demek zaten molarite demek. Hani formülden de hatırlarsanız mol bölü litre. Yani derişimimiz 0.5 molar olarak sorulmuş. Şimdi molaritenin formülü neydi? Molarite eşittir mol bölü hacim. Molaritemiz 0.5 eşittir molümüz 0.02 bölü hacim. Buradan hacmi bulmaya çalışacağız. Zaten bize hacim sorulmuş onu da belirtelim. Hacmi karşıya attık, yukarıya attık, 0.5'i de aşağıya attık. O zaman hacim eşittir 0.02 bölü 0.5 oldu. Şimdi arkadaşlar virgüllü sayılarda zorlanıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. 0.02 demek
2 bölü 100 demek. Bölü 0,5 ise 5 bölü 10 demek. Şimdi şu paydadaki değer yukarıya çarpım olarak geçer. Yani bu işlemin sonucu 2 bölü 100 10 bölü 5 olarak yukarıya gitti. Şimdi şuradan şöyle yapabilirsiniz. Buradan 1 sıfır attık. Buradan da 1 sıfır attık. 2'yi 5'e bölerseniz. Yani 2'yi 5'e böldüğünüzde 0,4 çıkar. 0,4 bölü. Şurada bir de 10 vardı. Yani bu işlemin sonucu 0,04 çıktı. Şimdi arkadaşlar. Buradaki formülde hacmin birimi neydi? Litreydi. Yani siz şu an litre olarak buldunuz. Ama soru da mililitre olarak soruyor. Onun için de şöyle yapacağız. 1 litre 1000 mililitre ise 0,04 litre kaç mililitredir? Buradan x eşittir 0,04 çarpı 1000. Şimdi virgülden sonra iki sayı var. O zaman virgülden kurtardık. Şuradan 2 0 gitti. O zaman 4 kere 10 40 mililitre olarak çıktı. Yani cevap C seçeneği oldu arkadaşlar. Öz kütlesi, mol kütlesi ve kütlece yüzde derişimi bilinen çözeltinin molar derişimi bu bağıntıyla hesaplanabilir. Bu bağıntıda öz kütle yani D'nin birimi gram bölü mililitre veya gram bölü santimetre küp kullanılır. M molar derişim. Şu yüzde C'de kütlece yüzde derişim. D yine öz kütle. MA'da çözünenin mol kütlesi olarak belirtilmiş. Bunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle de genelde öğretmenler akılda kalsın diye belirttiler. Molarite eşittir. Denizde yüzen 10 manken şeklinde kodlarız. Yani aklınıza kalsın diye böyle de kullanabilirsiniz. Şimdi sorumuzda diyor ki kütlece %40'lık sodyum hidroksit sulu çözeltisinin öz kütlesi 1,2 gram bölü mililitredir. Buna göre bu sulu çözeltinin derişimi kaç molardır denilmiş. Yani verilenleri şu formülde yerine yazacağız. Molarite eşittir. Öz kütlemiz 1,2 çarpı kütlece yüzde derişimimiz 40. Yani direkt 40 olarak kullanıyorsunuz. Yani yüzü karıştırmıyorsunuz. Onu da belirtelim. Çarpı 10 bölü mol kütlemiz de parantez içerisine verilmiş 40. Evet 40'lar birbirini götürdü. 1,2 ile 10'u çarptığımızda bu işlemin sonucu 12 molar olarak çıkar. Yani cevap D seçeneğidir. Bir X asidinden oluşan sulu çözeltinin yoğunluğu 1,2'dir. Çözeltideki X asidi kütlece %49 olduğuna göre 2 litre çözeltide kaç gram X asidi çözülmüştür diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi yoğunluk ve kütlece yüzde derişim görünce aklınıza şu formül gelebilir. Bakın molarite eşittir. Denizde yüzen 10 manken şeklinde kodlamıştık. Öncelikle buradan molaritesini bulalım. Oradan molünü bulalım. Oradan gramına geçeceğiz. Bakın yoğunluğumuz 1,2. Çarpı kütlece yüzde derişimimiz 49. Çarpı 10 bölü mol kütlemiz de 98. Şimdi buradan işlem yaptığımızda 49 ile 98'i sadeleştirirsek 2 katıdır. Yani payda da 2 kaldı. 1,2 ile de 10'u çarparsak 12 yapar. 12 bölü 2'den 6 molar çıkar. Peki molarite formülümüz neydi? Molarite eşittir M bölü V. 6 eşittir mol bölü hacmimiz 2 litre. O zaman buradan N eşittir 12 mol çıktı. Şimdi mol'ü de bulduysanız mol eşittir kütle bölü mol kütlesi formülünü uygulayabilirsiniz. Mol'ümüz 12 eşittir. Kütlemizi bilmiyoruz. Mol kütlemiz yine 98 olarak kullanacağız. 98. O zaman buradan kütle eşittir. 12 çarpı 98. 12 ile 98'i çarptığımızda 1176 gram çıkacaktır. Yani cevap D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Kütlece %31,5'luk nitrik asidin sulu çözeltisinin derişimi 6 molardır. Buna göre çözeltinin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir formülümüz vardı. Molarite eşittir. Denizde yüzen
10 manken şeklinde kodlamıştık arkadaşlar. Şimdi molaritemizi biliyoruz, 6. Öz kütlemizi bilmiyoruz, D çarpı kütlece yüzde derişimimiz 31,5 çarpı 10 bölü mol kütlesi. Bir maddenin mol kütlesini şu şekilde hesaplıyorduk. Şimdi burada bir tane hidrojen var. 1 kere 1, 1. Bir tane azot var. Azotun ağırlığı 14. 3 tane de oksijen var. 16 çarpı 3'ten 48. 48, 62, 63 yapar topladığımızda. Evet, şurası da 63. Şimdi buradan 31,5 ile 63'ü sadeleştirdiğimizde aşağıda 2 kalır. Daha sonra 2 ile de 10'u sadeleştirsek yukarıda 5 kalır. Bakın 5'i karşıya atarsak bölüm olarak geçer. Buradan D eşittir 6 bölü 5. Yani bu durumda cevap 1,2 olarak çıkacaktır. Yani cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıda verilen çözeltilerden hangilerin derişimi 1 molardır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki 28 gram potasyum hidroksit katısı üzerine saf su eklenerek hazırlanan 500 mililitre çözelti. Şimdi molaritenin formülü neydi? Molarite eşittir çözünenin molü bölü çözeltinin hacmi litre cinsinden. Şimdi birinci ifademize verilen 28 gram öncelikle mole çevirirsek mol eşittir kütle bölü mol kütlesi formülünü kullanabiliriz. Kütlemiz 28 bölü mol kütlemiz 56. Evet, 28'e 56'ya bölersek yani 1 bölü 2'den 0,5 mol çıkar. Buradan molarite eşittir molümüz 0,5 bölü. Şimdi hacmimiz, bakın bunu da 500 metre olarak vermiş. Bunu 1000'e bölerek litreye çevirebilirsiniz. 1000'e bölerseniz burası da 0,5 litre yapar. O zaman 0,5 bölü 0,5'ten birinci yargımızda molaritemiz 1 olarak çıkıyor. Şimdi ikinci yargımıza baktığımızda diyor ki 56 gram potasyum hidroksit katısı ve 1000 mililitre saf suyla hazırlanan çözelti. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Molarite eşittir. Bunu mole çevirelim öncelikle tabii ki. Mol eşittir kütlemiz 56 bölü mol kütlemiz de 56. 56 bölü 56'dan burası 1 mol çıkar. Evet, molümüz 1. Şimdi bakın burada diyor ki 1000 mililitre saf su. Bu 1 litre yapar ama şurada da belirttiğimiz gibi biz aşağıya sadece suyu yazmıyoruz. Çözeltiyi yazıyoruz. Yani şimdi elinizde 1 litre su varsa siz bunun üzerine 56 gram potasyum hidroksit eklediğinizde çok az da olsa hacim artacak mıdır? Artacaktır. Yani burası aşağısı 1 değil. Burası 1'den büyük. Bakın 1 olsaydı şunun tamamı çözelti olsaydı 1 bölü 1'den 1 molar çıkardı. Ama aşağısı 1'den farklı bir değer olduğu için burası 1'den farklı bir değer çıkacaktır. Hocam birincide direkt öyle aldınız falan diye belki kafanızda soru işareti oluşabilir. Bakın arkadaşlar birinci ve ikinci yargıyı tekrar inceleyelim. Bakın burada çözelti diyor. Çözelti dediği için direkt getirip buraya yazdım. Ama burada saf su diyor. Yani bu 1000 mililitre çözelti değil. 1000 mililitre deseydi onu da aşağı yazardık. Ama burası saf su dediği için çözeltinin hacmi 1 litreden büyük olacak. O zaman molaritem de 1'den düşük olacak. Üçüncü yargımıza baktığımızda diyor ki 5,6 gram potasyum hidroksit kullanılarak hazırlanan 100 mililitre sulu çözelti. Yine öncelikle molümüzü bulursak mol eşittir 5,6 bölü 56. Evet, böldüğümüzde buradan 0,1 mol çıktı. Molarite eşittir 0,1 bölü. Bakın burada yine çözelti olarak vermiş, sulu çözelti diyor. Bunu da 1000'e bölerseniz hani mililitreyi litre içerken 1000'e bölüyoruz. Burası da 0,1 litre yapar. O zaman 0,1 bölü 0,1'den bu işlemin sonucu 1 molar olarak çıkar. Bu duruma cevap 1 ve 3. Yani D seçeneğidir. Evet, sorunun başında molalitenin tanımı verilmiş. Bakarsak molalite neymiş? 1 kilogram çözücü içerisinde çözülmüş maddenin mol sayısına molalite denir. Yani molaliteyi bulurken küçük m ile gösteririz, onu da söyleyelim. Çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram cinsinden kütlesi şeklinde hesaplıyoruz. Buna göre
14,4 gram hidroklorik asidin 200 litre saf su ile çözeltisi hazırlanıyor. Hazırlanan bu çözeltinin derişimi kaç molaldir? Yani molalitesi kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bize mol lazım. Şurada formülde de gördüğünüz gibi. O zaman 14,4'ü öncelikle mole çevirelim. Mol eşittir kütle bölü mol kütlesi. Kütlemiz 14,4. Bölü mol kütlemiz 36. Evet, buradan böldüğümüzde bu işlemin sonucu 0,4 mol çıkar arkadaşlar. O zaman molalite eşittir çözünenin molü 0,4 bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı. Burada formülde gösterildiği gibi. Bakın arkadaşlar, 200 litre saf su demiş ve suyun yoğunluğu 1 diye belirtilmiş. Yani yoğunluğumuz 1 ise 200 litre saf su aynı zamanda 200 gram saf suya denktir ya da eşittir diyelim. Çünkü gram bölü mililitre, yani gramla mililitre aynı burada kullandık. Peki bunu da kilograma çevirirsek, bakın 1 kilogram 1000 gram ise kaç kilogram? 200 gramdır. Yani 1000'e böleceğiz. Kısaca öyle de diyebiliriz. Buradan x eşittir 200 bölü 1000. Bu işlemin sonucu 0,2 kilogram çıktı. O zaman payda ya da 0,2 yazdık. O zaman buradan virgülleri atıp 4 bölü 2 sonucuna ulaşırız. 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 molal olacaktır. Yani cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Gram kalsiyum bromür tuzunun bir miktar saf suda çözülerek hazırlanan sulu çözeltisinin derişimi 0,2 molaldir. Buna göre çözeltide kaç kilogram su kullanılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi molalitenin formülü neydi? Hatırlayalım. Molalite eşittir çözünenin molü bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığıydı. Bize mol gerekiyor arkadaşlar. Onun için şu 400 gramı öncelikle mole çevirelim. Mol eşittir kütle bölü mol kütlesi formülünü kullanabilirsiniz. Kütlemiz 400. Bölü mol kütlemiz, yani kalsiyum bromür. Şimdi bir tane kalsiyum var elimizde. Kalsiyumun ağırlığı 40. Artı 2 tane brom var. 2 çarpı 80'den 160 topladık. 200 çıktı. O zaman 400 bölü 200. Burası kaç çıkar? 2 mol çıkar. Şimdi molalitemizi biliyoruz. Formülde yerini yazalım. 0,2. Molümüzü de biz hesapladık. 2. Eşittir çözücünün kilogram olarak ağırlığı. Bu kilogramı yukarıya atarsak kilogram eşittir 2 bölü 0,2'den. Evet, yukarısı aşağısının 10 katıdır. Yani bu işlemin sonucu 10 olarak çıkacaktır. Bu durumda cevap E seçeneğidir. (2000 gram saf suda 17 gram sodyum nitrat katısı tamamen çözülerek hazırlanan sulu çözeltinin derişimi kaç molaldir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi molalitenin formülü neydi? Molalite eşittir çözünen maddenin molü bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığıydı. O zaman öncelikle çözünen maddenin molünü bulalım. Şu 17 gramı mole çevirelim. Molün formülü neydi? Mol eşittir kütle bölü mol kütlesi. Kütlemiz 17 bölü mol kütlemize parantez içerisinde verilmiş 85. Yani 17 bölü 85, 1 bölü 5'ten 0,2 mol çıktı. O zaman 0,2 bölü, şimdi suyun ağırlığına 2000 gram demiş. Bunu da kilograma çevirirsek 2 kilogram yapar. Çünkü 1 kilogram 1000 gramdı. O zaman 0,2 bölü 2'den bu işlemin sonucu 0,1 olarak çıkar. Yani cevap A seçeneğidir arkadaşlar. Şunu da belirtelim. Yani virgülden sonra sağ tarafa atılan sıfırların hiçbir değeri yoktur. Yani 0,1 ile 0,10 ya da 0,100, 0,1, bunların hepsi aynıdır. Onu da belirtelim arkadaşlar. Cevap A seçeneği olacaktır. Yukarıdaki çözeltilerden hangilerin derişimi 1 molaldir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi molalitenin formülü neydi? Molalite eşittir çözünen maddenin molü bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığıydı.
Şimdi birinci yargımıza baktığımızda diyor ki 3,7 gram kalsiyum hidroksit katısı 50 mililitre saf suda tamamen çözünüyor. Öncelikle şu 3,7'yi mole çevirelim. Mol eşittir kütle bölü mol kütlesinden çevirebiliriz. Kütlemiz 3,7 bölü mol kütlemiz kalsiyum hidroksitin mol kütlesine baktığımızda 70. Yani buradan 1 bölü 20 çıkar. Ve 1'i de 20'ye bölerseniz 0,05 mol çıkar arkadaşlar. Şimdi molalite eşittir. Çözünenin molü bölü çözünen kilogram olarak ağırlığı diye şurada belirtmiştik. Çözünenin molünü bulduk. Birinci yargımızda 0,05 bölü. Çözücünün de kilogram olarak ağırlığını bulmamız lazım. Bakın öncelikle şunu söyleyelim. Suyun yoğunluğu 1. Yani burada 50 mililitre saf su diyor. Aynı zamanda 50 gram demektir. Suyun yoğunluğu 1 olduğu için 50 gram. Bunu da kilograma çevirsek, gramı kilograma çevirirken 1000'e bölüyoruz arkadaşlar. Yani buradan şöyle söyleyebiliriz. 50 bölü 1000. O zaman buradan bir sıfır attık. Buradan da 5 bölü 100. O da 0,05 çıktı. O zaman bu durumda bu işlemin sonucu 1 molal oldu. Birincisi tamam. İkinci ifademize baktığımızda diyor ki 8 gram sodyum hidroksit katısının tamamen çözünmesiyle 200 mililitrelik sulu çözelti hazırlanıyor. Şimdi 8 gram öncelikle mole çevirirsek mol eşittir 8 bölü mol kütlemiz 40. Ve 8 bölü 40'tan 0,2 mol çıktı. Şimdi molalite eşittir 0,2 molümüz var. Buradaki kilogramın cinsi bakın suyun kilogramı olacak. Şimdi bize soruda suyun kilo ağırlığını vermiş mi? Vermemiş. 200 litre sulu çözelti diyor. Şimdi arkadaşlar burada zaten bu işlemin sonucunun bir çıkabilmesi için benim kilogram olarak ağırlığımın yani suyun ağırlığının da 0,2 olması lazım. Yani 0,2 kilogram o da aynı zamanda 200 gramdır. Şimdi bu 200 litre sulu çözeltinin içerisinde sadece su mu var? Hayır. Bu maddemiz var. Yani bu durumda şunu söyleyebilirim. Buradaki suyun ağırlığı 200'den düşük. O zaman suyun ağırlığı 200'den düşükse yani onu da kilograma çevirirsek 0,2'den düşük olacak. O zaman bu işlem 1 çıkmayacak arkadaşlar. Şuradaki gibi direkt 200 mililitre saf su deseydi bakın buradaki gibi saf su ifadesini kullansaydı bu işlemin sonucu da 1 çıkardı. Üçüncü yargımıza baktığımızda diyor ki 1,12 gram potasyum hidroksit katısının tamamı 20 gram saf suda çözünüyor. Öncelikle mole çevirelim. Mol eşittir 1,12 bölü mol kütlemiz 56. Evet bu işlemin sonucu 0,02 mol çıkar. 112 olsaydı 2 kat olurdu. 1,12002 mol. O zaman molalite eşittir 0,02 bölü. Bakın burada ne diyor? 20 gram saf su. Yani bize direkt suyun ağırlığını vermiş. Bunu 1000'e bölersek, kilograma çevirirsek yani 20 bölü 1000. Evet şuradan birer sıfır attık. 2 bölü 100'den. Burası da 0,02 oldu. O zaman 0,02 0,02'ye bölerseniz 1 molal olur. O zaman üçüncüsü oldu. Buna göre cevap 1 ve 3. Yani D seçeneğidir. Derişimi 2 molar olan X sulu çözeltisinin yoğunluğu 0,88'dir. Buna göre çözeltinin molalitesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar bakın. İki tane bilgi vermiş. Biri derişim, biri de yoğunluk. Şimdi ben burada çözeltimin hacmini bilmiyorum. Mesela ben çözeltimin hacmini 1 litre kabul etsem. İsteyen varsa x litre ya x demesin de v litre, a litre, b litre de diyebilir. Biz somutlaştırmak için 1 litre kabul ettik. Şimdi öncelikle ben şu derişimi kullanarak molarite eşittir m bölü v formülünü kullanırsam molaritemiz 2 eşittir. Molümüzü bilmiyoruz. Hacmimiz 1 olursa buradan n eşittir 2 mol çıkar. Yani 1 litre çözeltide 2 mol madde var. Peki bunu grama çevirsem X'in mol kütlesi 40 olarak vermiş. Yani 1 molü 40 gram demek. O zaman n eşittir m bölü m ya da denklemden bulabilirsiniz. 2 eşittir kütle bölü 40 dedik. Buradan elimizde şu an 80 gram X olduğunu bulduk. Şimdi bir de bize yoğunluk verilmiş. Yoğunluğu da şöyle kullanabilir miyiz? D eşittir m bölü v. Tabi burada bakın dikkat ederseniz mililitre. Yani
hacmi 1 litre değil de mililitre kullanacağız. 0,88 eşittir çözeltinin kütlesi bölü 1 litre 1000 mililitreye denk gelir. 1000 dedik. Evet, buradan çarptığımızda toplam çözeltimizin 880 gram olduğunu bulduk. Bakın 880 gram çözelti var. 80 gram x var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hani 880 eksi 80'den elimizde şu an 800 gram su var. Bunları bulduk. Peki molalitenin formülü neydi? Molalite eşittir çözünenin molü bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı. Çözünenin molünü 2 bulmuştuk. 2 bölü çözücünün yani suyun kilogram olarak ağırlığını düşünürsek burayı 1000'e bölersek 0,8 kilogram yapar. Evet, 2'yi de 0,8'e böldüğümüzde bu işlemin sonucu 2,5 molal çıkar. Yani cevap B seçeneği olur arkadaşlar.